Sevgili dostlar, Erkan Tan'la Başkent'ten sürüyor. Stüdyomuzda Sayın Mustafa Elitaş bulunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Denizli Milletvekili Sayın Adnan Keskin sizinle ve bizimle beraber olmuştu. Onu yolcu ettik. Kurultay'a doğru gitti Ankara'da. Biz yayınımızı sürdürüyoruz. Mustafa Elitaş, Kayseri Milletvekili ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Grup Başkan Vekili. Günaydın efendim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bayağı kulaklarınızı çınlattık. Yani şahsınızın değil de Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. Son cümleleri kısmen duyabildim, evet. Ya, onların kurultayı var bugün. Adnan Bey de aday. Kurultayda görev almak üzere parti meclisinde aday. Kendisine de başarılar diliyoruz. Bir senedir parlamentoda birlikte mesai arkadaşlığı yapıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi adına idare amirliği görevini yürütüyor. Daha önce de siyasette de uzun yıllar bulunmuş, 80 öncesinde de tahmin ediyorum siyasette bulunmuş birisiydi. Heyecanı hala devam ediyor. Yaşım genç olsaydı genel başkan adayı olurdum diye söylemesi de aslında güzel bir şey. Güzel bir şey. Sizden kim gidiyor acaba? Davet aldınız mı? Nasıl durum? Ana Muhalefet Partisi bize daveti göndermiş. Genel Başkan Yardımcımız Ankara Milletvekilimiz Sayın Salih Kapısız ve Genel Sekreterimiz Sayın Haluk İpek bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayına katılacaklar. CHP'nin bu 36. olağan kurultayı herhalde, evet. 16'da olağanüstü kurultayı var idi. Şubat 26'sında yapılmıştı. Valla bu rakamlar sizin olsun. Ben yani ne olağan ne olağanüstüyle ilgili bir rakam çünkü daha yeni oldu biliyorsunuz. Hani size ait sorumluluk. Şöyle 15.si 26 Şubat'ta yapılmıştı. 16.sı da 27. Şubat'ta yapılmıştı. Olağanüstü kurultaylar. Çünkü bir gün arayla yapılan herhalde tarihte de nadir rastlanan yani bir şey. Olağanüstü ciddi bir ifadeyle söylüyorsunuz ama bunu bir imalı dalga geçme. 50 kuru, 60 kuru, 36. Amacıyla söylediğinizi tahmin ediyorum. 60 kuru. Öyle bir his uyandı içimde yani. Şimdi yani Cumhuriyet Halk Partisi. Çok ciddi bir edayla anlatıyorsunuz. Kimse sizi sorumlu tutamaz ama bir dalga geçme var içimde Mustafa Bey. Dalga geçme yok da şöyle Kurultaylar Partisi'ni sadece konuşan insanların bir araya geldiği bir parti. İcraatın içinden değil. Yani hangi dalda bunların kertiği var? Hangi duvarda heliği var diye sorarlar bizden. Tam Kayseri ağzı. Yani evet, hangi yani dalda? Kertiği var, hangi duvarda heliği var? Helik taş duvar yapımında ana taşı tutmak üzere kilit taşı vazifesini görür. En önemli görevlerinden birisidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1950 yılından bu tarafa Türkiye'ye sağladığı hangi katkı vardır? Nerede bir hizmeti vardır? Ona bakmak lazım. Bunların bütün işleri kavgayla, gürültüyle, iç meselelerde halletmekle birbirlerine kıyasıya mücadeleyle geçer. Nitekim 21 Mayıs... Ya canım, iktidara geldiler mi ki Mustafa Bey? Şimdi biraz önce bir seyircimiz mesaj çekmiş. Kardeşim, bu memleketi 50 yıldır CHP yönetiyor diyorsunuz demiş. CHP yönetmiyor. Evet. CHP yönetiyor mu dediniz? CHP yönetiyor diyorsunuz demiş seyircimiz. Hı. Kardeşim, gelen başbakanların hepsi sağcı. Süleyman Demirel solcu muydu? Mesut Yılmaz solcu muydu? Tansu Çiller solcu muydu? Necmettin Erbakan solcu muydu? Recep Tayyip Erdoğan solcu mu? Rahmetli Turgut Özal solcu mu? Yani rahmete erenler de var tabii. Şimdi, Süleyman Demirel solcu mu? Bakın, hep siz yönettiniz ama bize suç atıyorsunuz diyorlar. Türkiye'nin siyasi yelpazesine baktığımız takdirde %30 civarında sol var, %70 civarında sağ var. Bu %5'lik de yüzer gezer oy var. Sol bazen %35 olur, sağ bazen %65'e düşer. Yani 70'e 30 bir dağılım var. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin 11 Haziran seçimlerindeki aldığı oy oranı %26. Diğer sol partileri, şunları bunları kıyasladığımız zaman herhalde 28 DSP 0 birden aşağı bir puan aldı. Öbürleri de 2 puan diye söylesek, yani sol Türkiye Komünist Partisi, İşçi Partisi vesaire, %28'lik bir şey var. %28'lik kısmında %2'lik, üçlük kısmını eğer şeye verirseniz, BDP'ye verirseniz, onlar aşırı sol hem de milliyetçi sol olan kısmından, onlara verdiğiniz takdirde %30 civarında solun bir oyu var.
Sağın oyu da %65-70 çerçevesinde değişiyor. Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi'nin şunu çok iyi algılaması lazım. Vatandaşın ruhuna hitap edemeyen, vatandaşın gönlüyle konuşamayan, onlarla hemfikir olamayan, onlarla sürekli kavga eden, halka rağmen halk için politikasını sanki onlarla kavga etmek gibi bu milleti sürekli olarak aklıyla alay eder bir düşünce içerisinde ifade etmeye çalışmak maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olmasını engelleyen bir unsur haline getiriyor. Hatırlarsanız bazıları üniversite çağımızda demokrasiyi tartışırken dağdaki çobanla üniversite profesörün oyu bir mi diye bunu ifade etmeye... O zamanlar felsefik tartışmalara konu olurdu. Felsefik tartışmalara konu olurdu. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin problemi de burada zaten. Milleti bu konulardan hiç anlamaz. Onlar idare edilmesi gereken, güdülmesi gereken seçimden seçime hadi git sandığa oy ver diye ifade edilmeye çalışan ama hadi memleket idaresinde senin de söz hakkın olduğu olsun denildiği zaman bunlar bir şeyden anlamaz diye hor görülmeye çalışan ikinci sınıf vatandaş gibi gözüken anayasadaki eşitlik ilkesine rağmen Atatürk'ün milletin bir bütünlüğü ve milletin egemenlik kayıtsız şartsız kendisinin elinde bulunduğu ifadesini şekli olarak söylediğini zanneden, kendini Atatürkçü zanneden tırnak içinde Atatürkçüler bunlar. Peki, senin gözlerinden öperim ben. Mehmet Gündoğan, Sayın Elitaş TV8 ışık saçıyor, yürü AK Parti demiş. Durmak yok, yola devam. Ya bu ama artık yani sizin adam. Yani ama Türkiye'nin... Benim bakın, gözlerimden öpüyor, size de Sayın Elitaş diyor, TV8'de ışık saçıyorsunuz bakın, diyor. Şu andaki anketlere göre Türkiye'deki %54 vatandaş AK Partili. Size mesaj, şu andaki anket yani şu andaki yani anketleri, anketlerde yani, %53.7 yeni yaptırdınız. Yeni yaptırdığımız üzerinde buharı olan taze ekmek. Taze anketimizde %53.7 53-55 arasında 52 ile 55 arasında 54 arasında gidip gelen bir anket var. Bir firmaya göre. Şu anda. Şu anda bir firmaya, 3 firmaya yaptırıyoruz biz anketimizi. Birbirlerini kontrol etsin diye. Bir firmaya göre 52, öbür firmaya göre 54, öbür firmaya göre de 53 civarında. Yani ortalama 53 civarında bizim şu anda oyumuz var. Türkiye'deki sizi izleyen vatandaşların normal bir dağılımı olsa, oraya eğer 2 tane mesaj geliyorsa biri AK Partili, 20 tane mesaj geliyorsa 10 tanesi AK Partili demektir. Yani o anlamda bunu normal karşılamak gerekir diye düşünüyorum. Zeyn Ali Taş, biz Kayseri'li çiftçileriz. Aylık sulama elektrik faturalarımız geliyor. En küçük fatura 3 ila 5 milyar. Tabii başka yerdeki çiftçiler için de bu mesaj geçerli. Faturayı çiftçi nasıl ödesin? Hasat döneminde fatura kesilse ne olur? Buna bir çözüm hala bulamadınız. Mahsul su istiyor. Fatura ödenmeyince elektrik kesiliyor. Salih Yeşilhisar'dan. Yeşilhisar'ın öyle bir problemi var. Şöyle bir meseleleri var bu konuyla ilgili. Biz Kayseri civarıyla da konuştuk. Asıl mesele bunlar sulama birlikleri. Evet. Sulama birliklerinin 100 civarında üyeleri var. Bu 100 civarında üyelerden sulama birlikleri para toplamak zorunda. Eğer sulama birliği üyelerinin 10 tanesinden 15 tanesinden borçlarını toplayamadığı takdirde 85'inin de parasını yatıramıyor. Hı. Şimdi bunlar bizden diyorlar ki biz 85 kişi bu parayı ödemişiz. Sadece Yeşilhisar has değil, tüm Türkiye genelindeki şekilde. Doğru. 85 tanesi ödemiş, bizi bireysel abonelik haline getirin diyorlar. Bireysel abonelik haline geldiği takdirde işini doğru dürüst yapmayan, savsaklayan veya gelir o şekilde olmayanların elektrikleri kesilecek. Ona farklı bir yöntem bulunacak ama işini doğru dürüst yapıp borcunu ödeyenlerin de su için elektrik kullanma imkanları mevcut hale gelmiş olacak. Onunla ilgili herhalde bir yönetmelik falan değişikliği olması gerekir. Öte yandan ben değerli vatandaşlarımın şu görüşüne katılıyorum. Açıkçası sanayi sektöründeki elektrik fiyatlarının biraz daha kontrollü ve daha az seviyede olması lazım. Tarım sektöründeki kullanılan elektrik fiyatlarının sanayiden daha aşağıda cazip halde olması gerekir. Bakın şu örneği sürekli olarak veriyorum. Konuttaki yaptığımız her türlü tasarruf ülke ekonomisine katkı demektir. Eğer konuttaki elektrik fiyatları pahalı olduğundan dolayı ben televizyonumu kısarsam, enerji tasarruf ampullerine doğru yönelirsem, evet, beyaz eşyamı, kahverengi eşyamı tasarruflu olan
tüketim mallarına, dayanık tüketim mallarına doğru döndürürsem buradan bir tasarruf elde etmiş olurum. Işığı azaltırsam, her tarafın ışığını şakır şakır yakmak yerine ihtiyacım olan ışığı yakarsam buradan bir tasarruf sağlamış olurum. Ülke ekonomisine katkı sağlar. Ama enerji fiyatları yüksek diye sanayi sektöründe, tarım sektöründe enerji fiyatlarından tasarruf etmeye kalktığınız takdirde bu ülke ekonomisine zarar verir. Bunu Enerji Bakanlığı yetkililerine buradan ifade etmek istiyorum. Tarım sektöründeki enerji fiyatlarıyla üretici kesimdeki sanayi sektöründeki enerji fiyatlarını biraz daha aşağı indirip konutlarda bunu yedirip orada tasarruf elde etmenin yollarını bulmaları gerekir. Açıkçası daha önce tarım sektöründeki uygulanan %5 civarındaki bir indirim herhalde uzun zamandır uygulanmıyor. Bunun yapılması şu andaki benim görüşüme göre, ama hükümetin kendi politikası nedir onu değerlendirip yapılması uygun olur diye düşünüyorum. İlk döneminizde 3Y diyordunuz. Yoksulluğa bir bakın Allah aşkınıza. Ekmek alamayıp intihar eden anneler. Bu vebelleri çoğaltabiliriz. Yolsuzluk, başka yerlere bakmaya gerek yok. Etrafınıza bakın. Geçmiş dönemlerde basına yansımıştı. Şaban Dişli olayı, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sayaçlar, eski Maliye Bakanı'nın çocukları. Bunları çoğaltabiliriz. 10 yıl önceki vaatlerinizi yapmak için daha kaç 10 yıl bekleyeceksiniz? İbrahim Selen. Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele edeceğiz dedik. Yoksullukla mücadele ediyoruz. Türkiye'de AK Parti iktidara geldiğinde geliri günlük 1 doların altında olan vatandaş sayısı %4 idi. Bakın altını çiziyorum. Geliri günlük 1 doların, yani bugünkü fiyatla 30 doların, bugünkü parayla 50 liranın, aylık 50 liranın altında olan vatandaş sayısı %4 idi. Evet. Şu anda bu sıfırlandı. Bindeler seviyesiyle, 10.000'deler seviyesiyle yani ifade etraftaki bazı özel olaylara bakıp değerlendirmemek lazım. Tabii, değil mi? Tabii. Genel rakamları sunuyorsunuz. Geliri 4 doların altında olan vatandaş sayısı %15 civarındaydı. Bu şimdi %3 seviyelerinde düşürüldü. Yani biz bu ülke ekonomisindeki yaşayan insanların gelir seviyesinde olağanüstü bir artış sağladık. Mesela 2002 yılında bize şu mesajı gönderen kardeşimizin böyle bir harcaması var mıydı? İnternet harcaması var mıydı? Evinde kaç tane cep telefonu var mıdır diye şimdi sorsam o kardeşimize. Evinde wireless var mıdır diye sorsam. Evin telefonunda 3G var mıdır diye sorsam. Evinde kaç tane televizyon vardır diye sorsam. Evinde buzdolabı kaç tanedir diye sorsam neyle ilgili cevap verebilir? Bakın eskiden, ki fazla da uzun bir zaman önce değil, 30 sene önce, 40 sene önce köy odalarında mum ışığında veya gaz lambasında, kandil lambasının altında hayatını kazanabilmek için okuyan çocukların hikayelerini dinleyerek büyüdük biz. Şehir çocuğu olarak biz bunların belki görmedik. Hatta öyle ki 50 sene önce Kayserili bir iş adamı sokak direğinin altında ders çalışmaya çalışan bir öğrenciyi gördüğünde ne oluyor evladım deyince, efendim içe evimizde elektrik yok, ben köyden geldim, kaldığım handa elektrik yok, sokak lambasının altında ders çalışıyorum diyen öğrencinin içini sızlatan iş adamı Kayseri'de belki de Türkiye'deki ilk hayırsever tarafından yapılmış öğrenci yurdunu hayata geçiriyor. Biz bu hikayelerle büyüdük ama şimdi çocuklarımızın odalarında bilgisayarları, odalarında istedikleri gibi lambaları. Yani 10 sene önceki, 10 sene öncesine göre iyileşme var. 10 sene önceki hayat standardı ile şu andaki hayat standardı arasında müthiş bir fark var. 10 sene önce kış günü domates var mıydı? Doğrudur. 10 sene önce kış günü biber var mıydı? Şu anda marketlere, manavlara gittiğimiz zaman yazlık ürünlerin tamamını kışın elde etmemiz mümkün. Kışlık ürünlerin tamamını da yazın elde etmemiz mümkün. Yani harcama kalemleri o kadar çoğaldı ki vatandaşın geliri teknolojik gelişmeye ve hayat standardındaki yükselmeye karşı bir artışı da beraberinde getirmemiş oldu. 10 sene önce Türkiye'de asgari ücret 184 liraydı. Şu anda asgari ücret 701 lira. 10 sene önce Türkiye'de asgari ücret 111 dolardı. Şu anda asgari ücret 420-430 dolar. Aradaki farkı görüyorsunuz. Yani Türkiye'nin gelirinin 10 sene önce gayri safi yurt içi hasılası 230 milyar dolardı.
Şu anda Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 2011 sonu itibariyle 772 milyar dolar. Yani siz burada 4 misline ama yakın... Ama dış borcu patlatmışsınız. Öyle diyor her muhalefet oraya bakın, oturan. CHP'ler buraya otur... de söylüyor, MHP'ler de söylüyor. Şimdi bunlar hayatlarında para kazanmadıkları için. Sadece ay 30 maaş 29 dedikleri için. Bakın şunu söyleyeyim. Bir dakika, muhalefet hayatında para kazanmadığı için hesabı bilmiyor. Öyle mi? Evet. Doğru mu? Alışveriş ticaret yapmamışlar. Hiç görmemişler. Neyin ne olduğunu bilmiyorlar. Ama şimdi şunu soralım. Yaptık, çıktı ağzınızda. Bakın şunu muhalefet soralım. Muhalefet hayatında para kazanmadığı için hesap bilmiyor. Para aynen öyle. Pazarcı esnafımıza sorsak. Tamam. Desek ki ilkokul mezunu veya dağdaki çobana sorsak. Desek ki senin aylık gelirin 10 lira. Borcunda 95 lira desek. Borcun 95 lira. Borcun olsa 2002'de böyle. Aylık gelir 10. Türkiye'nin aylık geliri 10 lira. Borcu 95 lira. 95 lira. Şu anda Türkiye'nin aylık geliri 50 lira. Borcu 27 lira. Hangisi iyi? Bakın aylık geliri 10 lira 5 lira. 27 diye çıkmış. 10 lira, 10 lira 95 lira. Ha, 10 lira 95 aylık lira. Aylık geliri 10 lira 95 lira. 95 lira da borcu var. 95 lira borcu var. Şimdiki aylık geliri 100 lira. Borcu 57 lira. Ha, veya 1000 lira aylık geliri. Borcu 550 lira. 5 misli gelirinde artış, giderinde artış olmuş. Ama geliriyle giderine baktığımız takdirde gelirin %50'si ancak borç. 50 kalan kısmı kendisine refah olarak kalmış. Şimdi bir vatandaşın ayda elde ettiği gelirin %95'i... Yani borç arttı ama geliri de arttı kardeşim. Tabii. Onu mu diyorsun? Eskiden gelirinin %95'i... Desek, bunu manşet yapıyorum. Borç arttı tamam ama gelirler de arttı şimdi, kardeşim. Kardeşim aynen öyle. Şimdi pazarcı esnafımız arabasındaki malın değeri 100 lira ama o malın tamamını satarsa kendisine kalan 5 lira. 95 lirasını borç olarak verecek. Şu anda aynı pazarcı esnaf AK Parti iktidarı döneminde arabasındaki malı 1000 liraya çıkmış, borcu 500 lira. Borcu hemen hemen 5 misli artmış, gelir de hemen hemen 7-8 misli artmış. Aradaki fark bu. Pazarcı esnaf arabasındaki malı, tezgahındaki malın tamamını satarsa 55 lirasını borç olarak ödeyecek. Geriye kalacak 45 lira öz sermaye olarak kalacak. Bu öz sermaye nereden çıktı? Kar olarak ortaya çıktı. İşte bunun simitçiye... Yani mazus mu söylüyorlar sadece borç miktarını arttı diyerek? Şimdi bunu göremeyenler vatandaşı yanıltmaya çalışıyorlar. Onu görüyorlardır canım. Görüyorlar ama vatandaşı yanıltmaya çalışıyorlar. Hani başlangıçta söyledim ya, bu vatandaş hiçbir şeyi bilmez. Onlar dağdaki çobandır. Kızılay meydanındaki simit satan tabladaki simitçidir. Veya pazar yerindeki sebze meyve satan pazarcıdır. Bunlar hesaptan kitaptan anlamaz. Bunlar parmak hesabıyla işi götürür diyen vatandaşın bunlardan çok daha iyi ekonomi bildiğinin farkında değiller. 40 yıl öncesinden eskilerden örnek veriliyor. Bırak 30-40 yılı, 80-90 yıl önce ülkedeki topraklar bizim de bütün toprakları, şirketleri sattılar. Bundan bahsetsin. Dış borcu 3'e katladılar. Şimdi bunu anlatırız yani. Söyledi bu herhalde. Bizi dinlemeden gelmiş, bizi dinlemeden sattınız gelmiş. Sattınız memleketi. De 150, 150 milyar dolar toplam borç vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şu aldığımızda iktidarı. İktidar aldığımızda şu anda 495 milyar dolar borcumuz var. Bakın o şeydeki iç ve dış borç vardı toplamı. Toplam borcumuz 222 milyar dolardı. Toplam gelirimiz 230 milyar dolardı. Şu anda toplam gelirimiz 772 milyar dolar, toplam borcumuz 495 milyar dolar. O mu iyi bu mu iyi? O mu iyi bu mu iyi? Hesap bu. 230 milyar dolar, 222 milyar dolar, 230 milyar toplam gayri safi milli hasılamız var, 222 milyar dolar toplam borcumuz var. 772 milyar dolar toplam gayri safi milli hasılamız var, 495 milyar dolar toplam borcumuz var. Mesela 2 trilyon dolar toplam gayri safi milli hasılamız olsa, 1 trilyon dolar borcumuz olsa herhalde daha iyidir. Öyle mi? Evet. Arada 1 trilyon fark var. Şu anda %60'ına denk geliyor, öbüründe %50'sine denk geliyor. Yatçılara mazotu 1,5 liraya veriyorsun, çiftçiye 4 liraya veriyorsun. Kemal Bey ucuza vereceğim dediydi, ona vereceydik kardeşim reyleri demiş. Aynen öyle, ona vereceydik.
Kemal Bey biraz yüksek söyledi. Cem Uzan vardı, o daha ucuza söylüyordu. Öyle mi canım? Kemal Bey'den önceki genel başkanı daha da ucuza söylüyordu. Sayın Baykal 2007 seçimlerinde bir mazot indirim yarışına girmişlerdi. Mazot 1 lira demişlerdi, fındık 8 lira demişlerdi, hatırlıyorsunuz. Doğrudur. Sayın Mehmet Ağar da mazot 1 lira demişti. Biz onlara Uzan... verecektik oyları. Elimiz kırılaydı da ama, size vermeyeydik kardeşim. Şimdi, onlar yapacaktı önceki... mazotu 1,5 TL diyor çiftçiler. Az önceki söylediğim gibi, maalesef vatandaşı kendi seviyesinde göremediğinden dolayı, tersine söylemek lazım. Bu arkadaşlarımız vatandaş seviyesine çıkamadıklarından dolayı, hı, öylesine farklı mekanlarda, öylesine dehlizlerde yaşıyorlar ki vatandaşın seviyesine çıkamadıklarından dolayı onları anlayamıyorlar. %34 ile iktidara gelmiş AK Parti bugün %54'ü zorluyor. %34 ile iktidara gelmiş AK Parti 12 Eylül 2010 referandumunda %58'lik bir evet kampanyasıyla karşı karşıya, evet oyu veren bir vatandaş topluluğuyla, seçmen topluluğuyla karşı karşıya kalmış. Bunun neyi gösteriyor? Cumhuriyet Halk Partisi hançeresini yırtarak referanduma hayır dedi. Milliyetçi Hareket Partisi olmaz böyle şey, bizi aldatıyorlar dedi. Referanduma hayır dedi. Barış ve Demokrasi Partisi bunların yaptıkları yanlıştır dedi. Referanduma hayır kampanyasında evet, üçü beraber bir ittifak kurdular. Ama ve ciddi propaganda yapıldı. Ciddi propaganda yaptılar. Bütün imkanlarını seferber ettiler. Ama referandumda bu vatandaş %58 anayasa değişikliğine oy verdi. Referandumdan hemen 8-9 ay sonra yapılan seçimde %49 oy aldık. %49.8 oy aldık. Yani %50 oy aldık. %8'lik oy nereden geldi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Barış ve Demokrasi Partisi'nin milleti göremeyen, onların zihniyetini okuyamayan, onların heyecanlarıyla aynı heyecanı paylaşmayan, onların düşüncesiyle paralel düşünmeyen kendi partilerini vazgeçip Adalet ve Kalkınma Partisi'nin saflarında yer almaya başladı. Bundan bir yıl önce %50 oy alan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugünkü anketlerde oy oranının evet diyen, yarın seçim olsa AK Parti'ye oy veririm diyenlerin %54'e doğru çıkmasını herhalde Cumhuriyet Halk Partililerin, Milliyetçi Hareket Partililerin ve BDP'lilerin iyi değerlendirmeleri gerekir. Emre Yavuz, kardeşim herkesin interneti, cep telefonu zaten olacak. AK Parti'nin yaptıklarıyla ilgili değil ki, teknoloji gelişiyor kardeşim. Kim olsa yapacaktı bunları? Teknolojiyi gelişmek için, gelişen teknoloji satın almak için de gelir gerekir. Emre Bey kardeşim, yani bu olmadığı sürece size internetten bir şey vermezler, bir byte bile vermezler. Onun için değerli kardeşim, bunu alabilmen için şu pedi veya bilgisayardan bize mesajı, mail atabilmen için cepte bir şeyler olması gerekir. Eğer olmazsa kusura bakmayın, olmaz. Bakın 2002 yılında da 1999'unda da dünyada bilgisayar vardı ama bizde yoktu. Rahmetli Özal 1987-88 yılında, şimdi 3G ile ekranı bölüyorsunuz Erkan Bey. Evet. Ekranı 3'e 4'e bölüyorsunuz. Ankara'daki muhabirimiz, İstanbul'daki muhabirimiz, AK Parti Genel Merkezi'ndeki muhabirimiz diye 3'e 4'e ekran görüp canlı yayın yapıyorsunuz. Rahmetli Özal 87 yılında, 88 yılında Houston'da ameliyat olduğunda Bakanlar Kurulu toplantısını uydu sistemiyle başkanlık etmişti. Onu ne kadar eleştirmişlerdi. Hiç unutmuyorum, hatırlıyorum. Birinci Boğaz Köprüsü yapılırken bu Boğaz Köprüsü ihtiyaç değildir, istemezlik kampanyalarını ortaya çıkarmışlardı. Yine hiç unutmuyorum. Barajlar yapılırken bu barajları fareler deler diye itiraz eden bir zihniyet vardı önümüzde. Şimdi o zihniyetler değişti hamdolsun artık. Şimdi ama şimdi gene itiraz edenler var canım. Var, üçüncü köprüye de itiraz edenler var. HES'lere de itiraz edenler var. Yani şimdi öyle diyor ki elektrik, biz bütün imkanlarından faydalanalım ama elektriği üretmeyelim. Dışarıdan ithal edelim. Elektrik dışarıdan ithal edilir mi? Bizim bütün doğal kaynaklarımız varken, evet, kendi kendisine yeten bir ülke, bütün imkanlarıyla ülke diye söylerken niye biz dışarıdan bunu alıyoruz diye eleştirenler var. Öbür taraftan hadi kaynaklarımızı kullanalım. Bugün bizim Türkiye'deki akarsularımız, biriktirme havzalarımızla birlikte baraj yapımı imkanı olabilecek şekildeki değerlerimizi ortaya çıkarmaya kalktığımız takdirde enerji üretimimizin, şu andaki doğal kaynaklardan üretilen enerji üretimimizi 2 katına, 3 katına çıkarma imkanımız mevcut. Ama bu imkanları kullanmaya kalktığınız takdirde
böyle olmaz diye istemezlik kampanyacılar ortaya çıkıyor. Çok iyi hatırlıyorum, barajlar, köprüler, bunların yapılmasıyla ilgili açsınlar 1970'lerin gazetelerini okusunlar. Açsınlar 1960'ların gazetelerini okusunlar. Türkiye bu aşamaya gelirken Cumhuriyet Halk Partisi'nin irticacı zihniyetine, gerici zihniyetine rağmen halkın aydınlık bakışları sonucunda bu hale geldi. Onlar size CHP'ye rağmen, onlar size irticacı diyorlar. Yanlış ya söylediğiniz. İrticacı gericilik demektir. Evet. Biliyorsunuz irtica gerideki bütün yaptıkları işlerden, geçmişteki yaptıkları işlerin aynı kalmasını ifade edenlerdir. Türkiye 1950'den sonra hiçbir gelişme yapmasın. Türkiye 1950 öncesine dönsün. Niye? Çünkü halkın iktidarı geldiğinden dolayı Anadolu ihtilali diye söyleyebileceğimiz o CHP mi irticacı diyorsunuz yani? Aynen öyle. Bunu da ilk defa duyuyorum yani, bir Adalet ve Kalkınma Partili Mustafa Elitaş irticacı diyorsunuz CHP'ye. Bakın irtica Osmanlı tarihinden de başlamak üzere muhaliflerin birbirlerini aşağılama veya zarar vermek için yürüttükleri kampanyadır. Eğer tarihe bakarsanız rahmetli İnönü de irticacı diye suçlanmıştır. Niye? İmam Hatip okullarını açtığı için. Hatta rahmetli İnönü ilahiyat fakültelerini açtırmayı planlamış ama ilahiyat fakültelerini açtırma ömrü, siyasi ömrü yetmediğinden dolayı İmam Hatip okullarını açtırmış. İmam Hatip okullarını açtırdı diye İnönü dahi irticacı olarak kendi partisi içerisinde bir tek parti vardı biliyorsunuz. Ya bir iftira atmış olmuyorsunuz. CHP'liler kendi demiş oluyor yani CHP'ye. Bakın İnönü'ye. İrtica ki bayrak isim yani. Bakın en önemli mesele Erkan Bey nedir biliyor musunuz? Ya adamlar bugün kurultay yapıyorlar. Bari bugün ellemeyin şu CHP'yi efendim. Milletin gelenekleriyle. Siz de ağzınızı açıyorsunuz CHP, kapatıyorsunuz CHP, bu AK Partililer efendim. Bugün milletin, kurultay yapıyorlar Mustafa Bey. Hayırlı uğurlu olsun. Milletin gelenekleriyle, milletin inançlarıyla alay ederseniz, geleneklerini değiştirmeye uğraşırsanız, inançlarını hor görürseniz bu millet sizinle beraber olmaz. Onun için irticayı dini anlamda geriye dönüş olarak gösteriyorlar ama bugün Türkiye'nin %99'u Müslümanız diye ifade ettiğimiz zaman herkes de bu %99'un içerisinde bulunmak için can atıyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün 36. pankartlarda gördüğümüz olağan kurultayı var. Hayırlı uğurlu olsun. Temenniler iletiyorum. Evet. Aklıma şu geliyor. 7 Mayıs 2010 eski genel başkan Sayın Baykal'ın bir operasyon sonucu gitmesi ve 21 Mayıs 2010 tarihinde 20 Mayıs 2010 tarihinde ben aday değilim genel başkanlığa deyip bir organizasyonla Sayın Baykal'ı Önder Sav ve grup başkan vekilleriyle birlikte istifaya zorlayan zihniyet, sonra bir grup başkan vekilini genel başkan yaptı. Şimdi Sayın Sav'ın yanından, Sayın Baykal'ın yanından ilk ayrılanlar kimdi biliyor musunuz? En yakın çalışma arkadaşlarıydı. Yani Baykal kaptan, ikinci kaptanlar Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Kemal Anadolu, Sayın Hakkı Suhaokay, Sayın Sav, en yakın arkadaşları Sayın Baykal'ı ilk terk edenler oldu. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu baktı dedi ki Sayın Baykal'ın geldiği akıbetle karşı karşıya kalmamak için Sayın Sav tasfiye edildi. Sayın Anadolu tasfiye edildi. Sayın Hakkı Suhaokay tasfiye edildi. Şimdi kendisini oraya getirenler maalesef kendisi getirdiği insanları açıkçası hani her darbe her devrim kendi çocuklarını yer ifadesi sözcü özdeyişi var ya, şu anda Sayın Kılıçdaroğlu en yakın arkadaşlarını tasfiye etti. Bugün biraz önce Sayın Keskin diyorduk çok aşağıda. Çok ağır konuştunuz sabah sabah ya. Hayır, Cumhuriyet Halk Partililer buna baksınlar, ağır değil. İlk darbeyi Sayın Baykal kendi brütüslerinden yemiştir. Sayın Kılıçdaroğlu brütüs olma ihtimali olanların hepsinin teker teker tasfiye ederek önünü açmak için gayret gösteriyor. Ve bakın Adalet ve Kalkınma Partisi'ni çok eleştiriyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tüzüğünü kendisine adapte etmeye uğraşıyor. Adalet ve Kalkınma eskiden parti meclisi 80 kişiydi.
Şu anda 60'a düşüyor diye medyada duyduk. Sen keskin 52 kişi diyor. Hangisi doğru bilmiyorum ama gazetelerdeki yazana göre 60'a düşüyor parti meclis üyesi. 60'ın içerisinden 13 veya 15 tane genel başkan yardımcısını Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçme hakkı var. Ondan önce parti meclisini, parti meclisi içerisinden genel başkan yardımcıları veya merkez yürütme kurulu tespit ediliyordu. Şimdi genel başkanın tercih hakkını ortaya koydular. Niye? AK Parti'de böyle olduğu için ve AK Parti'nin sistemi de iyi bir yapılanmaya imkan verdiğinden dolayı yönetim kurulunda her şey tartışılır ama yönetim kurulundan çıktıktan sonra tek ses ortaya çıkar. AK Parti'nin en önemli özelliklerinden birisi bu. Bir de Sayın Keskin'in söylediği şey var, Adalet ve Kalkınma Şirketi diye. Evet. İfade etti. Tam oraya geliyorduk yavaş yavaş. Adalet ve Kalkınma Partisi değil, Adalet ve Kalkınma Şirketi onlar. Bakın, diyor. Az önceki söylediğim meseleden. Yaptığımız kongrelerle ilgili. Şimdi örgütlü. Diyorsunuz 10 bin kişiyle kongre yapıyoruz diye. Onlar da diyorlar ki 10 bin kişi geliyor da kaç kişi konuşuyor kardeşim? Az önce söylediğim gibi. Biz icraatın içinden geliyoruz. Onlar sözün içinden geliyorlar. Başka bir şey yaptıkları yok. Ezberliyor birkaç tane şeyi. Klişe sözcükleri getiriyorlar, orada konuşuyorlar. Biz icraatın, onlar sözün içinden geliyorlar. CHP'liler sözün evet. içinden geliyorlar. Bakın, evet. Lafla peynir gemisi yürümez. Ömürleri boyunca bunlar sadece konuştular. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin arka tarafında sürekli okuyan, sürekli çalışan bir ekip var. Sürekli muhalefet olarak gözüken, sürekli olarak eleştiren bir ekip var. Hayatta eleştirerek bir noktaya doğru gitmeniz mümkün değil. Eleştirin içerisinden bir sinerji ortaya çıkarsa ileriye doğru gidiyor. Değişim ve dönüşüm dediler kurultaylarının adına. Ya değişir ve dönüşürler ve sizi i̇şte, de parça pinçik ederlerse? İşte değiştirip dönüştürüyorlar. Nerede? Kendi işlerinde değiştirip dönüştürüyorlar. Sayın Baykal'ı kendi brütüsleri yedi. Sayın Kılıçdaroğlu kendi brütüsleri, Baykal'ın brütüslerini tasfiye etti. Şu anda tek başına kaldı. O şekilde devam ediyor. Bakın, bir örgütte, şirkette, partide, ne olursa olsun bakanlar kurulunda, bir yönetimden her şeyi tartışırsınız, her şeyi konuşursunuz. Dün bizim MYK'mız vardı. Saat 19'da başladık, saat 23.30'a kadar devam ettik. Yani 4,5 saat biz konuştuk. 4,5 saat masal anlatmadık, fıkra anlatmadık, hikaye söylemedik. Biz de konuşuyoruz diyorsunuz yani. Konuşuyoruz, tartışıyoruz. Bir mevzu gündeme getiriliyor. Bütün milletvekili arkadaşlarım, bütün genel başkan yardımcıları, bütün MYK üyeleri o konuyla ilgili görüşlerini ifade ediyorlar ve ortak bir ses ortaya çıkıyor. Ben diyorum ki şurada siyah vazonun içerisinde beyaz gül yanlış, siyah vazoya kırmızı gül yakışır diyorum. Diğer arkadaşım diyor ki hayır diyor, siyahla diyor beyaz içinde pembe alacası olan bu çiçek uygun düşmüştür, bu devam eder diyor. Eğer çoğunluk şu tarzı uygun görüyorsa, ben buna itiraz etmeme rağmen oradan çıktıktan sonra bunun doğru olduğunu ifade etmeye çalışıyorum. Olan budur diyorsun. Doğrusu budur. Biat kültürü. Bizde hayır. Demokrasi var, sizde Tayyip korkusu demiş Nurcan Hanım. Eğer öyleyse bizim o parti yönetim kurulunda bulunmamız gerekmez. Partinin yönetim kurulu nedir? Fikirlerin tartışıldığı, tartışıldıktan sonra hangi fikir baskınsa o fikrin birlikte savunulduğudur. Evet. Ama maalesef burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi toplantıları olur. Parti meclisi toplantısından itibaren son dakika CHP parti meclisinde şu şeyler görüşüldü diye sizden görüşler geçer. Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK'sı toplantıya, merkez kararı neyse onlarınki adı neyse toplantıya gelir, altyazı girer, flash şu istifa etmiş. Ya durun bakalım, daha toplantıda bunlar tartışılmadı, görüşülmedi. Asıl mesele kendi bütün hayatlarını muhalefete, bütün hayatlarını eleştiriye bağlamış kişilerin ufukları olması mümkün değil. Eleştiri nereden çıkar biliyor musunuz? Var olan bir şeyden ortaya çıkar. Ben bir icraat yaparım, o icraatı eleştirir. Şimdi bunların hayatları hep eleştiri olarak geçtikleri için icraat akıllarına geçmiyor. İcraat akıllarından geçmediği için sürekli olarak yalan ve iftirayla bizi
karalama kampanyalarına doğru götürmeye çalışıyorlar. Evet, Numan Kurtulmuş'un katılmasıyla ilgili bir anket düzenledik biz kendi çapımızda. Benim insanların bilgisine sunduğum bir internet sitesi var. www.erkantan.tv www.erkantan.tv. Bu sitede 24 saat bekliyorum. Orada anketler falan yapıyoruz kendi kendimize. Yani sizinki gibi 3 ayrı şirkete bilimsel değil bu. Televizyondan Numan Kurtulmuş'un Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Katılsın mı, katılmasın mı? Sizin evet seyirci... diyenler var, hayır diyenler var. Erkan Bey, sizin seyirci kitleniz objektif. AK Partili de izliyor, MHP'li de izliyor, CHP'li de izliyor, BDP'li de izliyor. Yani Türkiye'deki seçmenin anket sonuçlarına göre izleyici oranınız var. Gördüğüm kadarıyla %50'den fazlası, 50-55 civarında. Şimdi hemen gösteriyorum arkadaşlar. %20-25 civarında CHP'li, %10-12 civarında da MHP'li izleyiciniz var. Var var. Anketlerde yani Türkiye'nin tam yansımasınız siz. Oradan baktığımızda girişte %58 diyordunuz kapatırken birinci bölümü. Yani %58'de AK Parti'nin ulaşabileceği ilk plandaki oy oranıdır. %60'a oy oranıdır. Evet. Mesela dünkü ankette AK Parti'ye kesinlikle oy vermem diyenlerin oy oranı %24. Kesinlikle oyum, AK Parti'ye yani, oy vermem. Dünyayı ters çevirseler, öyle diyenlerin, bizi arzu alaya çıkartsalar yine de vermem. Vermem diyenlerin oy oranı %50, 24. 24. Evet. AK Parti'ye belki oy veririm, şunu şunu yaparsa oy veririm deyip ama ideolojik olarak ağırlıklı olan %17. Yani %40 civarında, %40-41 civarında AK Parti'ye kesinlikle oy vermem diyenler var. %17'nin içerisinde mesela işsizliği düzeltirse diyor, biraz daha demokratik davranırsa diyor, evet, adil olursa diyor, hayat pahalılığını kaldırırsa, işte çeşitli meselelerle ortaya koyduğumuzda %7-8 civarında da AK Parti'ye gönül verebilecek, o %41'in içerisinde AK Parti'ye gönül verecek bir şey var. Ama AK Parti'ye şunları şunları yaparsam oy veririm diyen kitle içerisinde baktığımızda AK Parti'nin oy oranını çıkarabileceği yakın gelecekteki hedef %60 civarında. Öbür dediklerimizde çıkardığımız takdirde işte tam Türkiye'nin seçmen profilini, yani sağ sol ayrımını tam gösterecek şekilde uzun vadede iki partili sistem olduğu takdirde AK Parti'nin oy oranının %65-70'e çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğunu, mesela terör sorunuyla ilgili AK Parti'yi başarısız bulanların bunun sonunda bölünme getirecek diyenlerin büyük bir kısmının Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermiş kardeşlerimizin olduğunu görüyoruz. Eğer terör sorunu bittiği takdirde Milliyetçi Hareket Partisi seçmenlerinin büyük bir kısmı AK Parti'nin seçmeni olacak. CHP de aynı şekilde seçmenler olacak. İşsizlik sorunu en büyük sorunlarından biri olarak gözüküyor. İşsizlik sorunu mesela Nisan ayındaki yapılan Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı ankete göre Nisan ayında bütün zamanların hemen hemen en düşük işsizlik seviyesine, %9'a işsizlik seviyesine düşmesine rağmen 3,5 milyondu biliyorsunuz 2008-2009 yılında Türkiye'deki işsiz miktarı. Şimdi 2,400,000 kişiye düşmüş. Buna rağmen Türkiye'deki büyük sorunlarından birisi işsizlik. Ama gördüğümüz kadarıyla da en büyük problem nerede? İşsizlikten ziyade çalıştığı işi beğenmeyen, aldığı ücreti tatminkar bulmayan bir kitlenin var olduğunu görüyoruz. Evet, doğru. İş arayan, mesela Odalar Birliği Başkanı Sayın Hisarcıklıoğlu diyor ki benim şu anda nitelikli 1 milyon işçiye ihtiyacım var. Ama bana her işi bilen değil, bir işi bilen lazım diyor. İşte onun için en son çıkardığımız torba yasada organize sanayi bölgelerinin meslek okulları açma imkanı veren yasal düzenlemeyi yaptık. Orada belediyelerin, organize sanayi bölgelerinin, sanayi odalarının kişilere meslek öğreterek daha nitelikli bir hale getirip gelirlerini 700 liradan 1000 liraya veya daha üst seviyelere çıkarmalarına imkan sağlayacak bir nokta ortaya çıktı. Bir de en önemli unsurlardan birisi şu, kamu sektörü çok cazip. Kamu sektörünün cazibesinin sebeplerinden birisi iş garantisi var. Yani mübalağalı söylüyorum, amirinize baş kaldırırsanız,
ahlak dışı bir iş, ahlak dışı bir iş yaparsanız, efendim ufak tefek çorba paralar alırsanız, bazı yaptığınız hizmetlerden katkı payı, hediye altında katkı payları alırsanız, bunlar dahi işten atılma sebebiniz değil. İş hakkınız feshedilmiş sebebi değildir. Türkiye'de 3-3,5 milyon civarında kamu sektöründe çalışan vardır. Bunlar amirleri tarafından yakalandığı takdirde iş hakları feshedilir. Ama mahkemeye gittikleri zaman tekrar işlerine geri döndürülür. Ama iş kanununda eski 1475 sayılı kanunun 17. maddesine göre eğer bir yanlışı varsa, işverenine dik bakarsa, yanlış söylerse, kötü laf söylerse, iş yerinin huzurunu bozucu eylem ve söylemlerde bulunduğu takdirde derhal işçi kapının önüne konulur. Yani bizim iş güvencesi mevzuatını çıkardık. Ama iş güvencesi mevzuatının yanında bizim özel sektördeki işin garantili hale gelmesiyle ilgili altyapıyı oluşturmamız, olgunlaştırmamız, kamu sektörünün güvenli bir ekmek kapısı, ücretler düşük olmasına rağmen kamu sektöründe çalışma azmi içerisinde bize gelenlerin büyük bir kısmı, ne olur KPSS'den şu puan aldım, bizim çocukları bir yerle yerleştir. Veya gelenlerin bir kısmı, sayın vekilim ben şu şubede çalışıyorum, ne olur benim şu şubeye gitmeme katkı sağlayın. Sebep, oradaki katsayı 2400'müş, burada katsayı 3000'miş. Yani orada aylık maaşlarında 50 lira 100 lira artmasına ihtiyaç duydukları bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Gelir düşük olmasına rağmen kamu sektörü çok cazip. İş garantisi olduğundan dolayı. Özel sektörde nitelikli işçinin geliri yüksek olmasına rağmen iş garantisi olmaması kaygısından dolayı maalesef kamuya gelme noktasında. Bizim iktidar olarak yapmamız gereken açıkçası özel sektörü cazip hale getirmenin yollarını bulmamız gerekiyor. Anket sonucu %58 evet, yani Numan Kurtulmuş'un Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılmasını nasıl buluyorsunuz? Katılsın mı katılmasın mı? Evet demiş %58. İşte 12 Eylül referandumunun sonuçları. %42'de hayır. %58'e 42. Ama Adnan Bey çok feci laflar söyledi. Hani karunlaşmayacağız diyordu, belamlaşmayacağız diyordu. Bunlar kime söyledi? Bize mi söyledi? Kardeşim AK Parti'ye söyledi. AK Parti nasıl içine alıyor bunu? O nasıl içine sindiriyor oraya gitmeye? Diyor. Erkan Bey, hayattaki edindiğim tecrübelerden gördüğüm hadise şudur. Benim dini vecibelerimi yerine getirdiğimi bilip de arabama girerken besmele çekip duymadığımı zannedip yüksek sesle bir daha tekrar eden kişi en tehlikeli kişilerden birisi. Öyle yani. Dindar olduğumu düşünüp de arabama yüksek koltuğunun altından, koltuğunun altından benim inançlarıma bağlı olduğumu hissedip de, düşünüp de koltuğunun altında seccade taşıyan kişi en tehlikeli kişidir. Eğer bir kişi sürekli olarak Atatürkçülüğü dinle doluyorsa, sürekli olarak laikliği dinle doluyorsa, ne demokratlıkla alakası vardır, ne Atatürkçülükle alakası vardır. Eğer bir kişi sürekli olarak rakibini ve başkalarını hırsızlıkla itham ediyorsa, böyle iftiralarla baş başa bırakıyorsa, onun tek hayali iktidara geldiği takdirde bizi suçladıklarını yapmaktır. Tamam. Bizim iktidarda olduğumuzdan dolayı kendi imkanlarının soymak, çalmak, götürmek, eşine, dostuna, yandaşına yedirmek gibi imkanları bulamadığından dolayı hırsından bize bu iftiraları atmakla sonuca getirmektir. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Sayın Yaşar Büyükanıt daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin en güvendiği genelkurmay başkanlarından biriydi. Şu anda en nefret ettiği askerlerden birisidir. Sebep 27 Nisan'ı niye sonuçlandırmadın diye. Doğru. Ben bunu biliyorum yani. Gerçekten çok sıkı bir CHP'li ile o zamanlar yok bir Yaşar. Sayın Yaşar Büyükanıt canına 27 diyor. Evet. Onların canına nasıl ottuk ya. Onlar halkın huzurunda. Göreceksin bak filan. Türkiye büyük, çok sıkı bir CHP'li arkadaşım vardı, hala yaşıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin duvarında egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen iradeye, hani bunlar çok Atatürkçü ya. Onu herhalde Atatürk'e birileri diktettirmedi. Atatürk ne yazdırdı oraya? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu egemenliğin üstünde hiçbir güç yoktur diyen tamam. iradeye inanmayıp Yaşar Büyükanıt'tan medet umanlar, Yaşar Büyükanıt 27 Nisan bildirgesini
sonuçlandıramadığı için nefret eden bir zihniyettir bunlar. Bakın, bir sene bir hocamız vardı. Meclis-i Duman Kurtulmuş'tan bahsediyorsunuz. Yani benim hayat orada, tecrübelerimden yola çıkarak şimdi söylüyorum ki dediniz. Numan Kurtulmuş'un bir konuşmasını herhalde... Ben anlaşmayacağım, firavunlaşmayacağım, kavrunlaşmayacağım herhalde. O bir öngörüdür, yani. O bir siyasettir. DV8 Ankara Temsilcisi Hasan Tan'a söylemedi bunu. O bir siyaset unsurudur. Bakın şunu da söyledikten sonra ona cevap vereyim. Bir sene bizim felsefe hocamız vardı. Derdi ki çocuklar... İki tane ressam, biri saray ressamı, biri dağdaki çoban. İkisi de sınıfında mükemmel. Deseniz ki bir mükellef yemek sofrası çizin deseniz, saraydaki ressam gümüş kaşıklar, altın tabaklar, gümüş tabaklar ve kuzu dolması, geyik sarması neyse bunların hepsini çizer. Çizer, doğrudur. Emma'ya sarayda çizir, onları görmüştü. Kuşun sütünü dahi çizer. Ne var? Dağdaki çoban da bulgur pilavı, tahta kaşıklar, bakır sini çizer. Şimdi kişi aklından ne geçiyorsa, hayali neyse onu görür. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün meselesi ülke kaynaklarını, ülke imkanlarını soyup soğana çevirmek, bunu yandaşlarına, yoldaşlarına peşkeş çekmek, bütün zihniyetleri böyle olduğundan dolayı bizi bu şekilde iftirayla itham ediyorlar. 10 yıl önce Sayın Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldiğinde hazine bulmadı, gömü bulmadı. Cebinden de para getirmedi. Bu ülkenin kaynaklarını, bu ülkenin imkanlarını geldi, millete hizmet olarak geri verdi. Cumhuriyet tarihi boyunca 6100 kilometrelik duble yol yapılmışken, 10 yıllık AK Parti iktidarı döneminde biz 11.000 kilometre iki katına yakın duble yol yapıyorsak, bunun parası nereden geliyor Allah aşkına? Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan okullar derslik sayısının hemen hemen aynı miktarda biz okul yaptırıyorsak, aynı miktarda hastane yaptırıyorsak, %96 insanımızın sağlık hizmetlerinden bedava olarak faydalanmasına imkan veriyorsak, bundan önce %60'tı 2002'de. Çocuk ölüm oranları belliydi. Şu anda çocuk ölüm oranları hangi noktada? İnsanların yaşam ömürleri 65-67 yaşındayken bugün 75 yaşına çıkması sağlıktaki gelişmenin nerede olduğunu gösteriyor. Eğer siz bu şekilde bütün ülkenin kaynaklarını, milletin alın teriyle biriktirdikleri, vergilerle ödedikleri bütün imkanları, kaynakları yine millet hizmet olarak verirseniz, yol, su, elektrik olarak geri döner. Evet, tamam. Ama çarçur ederseniz bu olmaz. İşte bunların anlayamadıkları, kavrayamadıkları nokta bu. Bir de ilk soru soran kardeşlerimizden biri Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte 80 yıllık Cumhuriyet tarihinde hep aldık, biriktirdik, siz sattınız diye. Evet. Eğer okursa ilk toprak satışının Atatürk zamanında olduğunu görürler. Ve en büyük toprak satışı da Cumhuriyet Halk Partisi döneminde olmuştur. Eğer tarihi iyi bir incelerlerse, bakarlarsa en büyük yabancılara mülk satışı Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı dönemlerinde olmuştur. Ve bu da normaldir. Yani gelip de biz şu anda Türkiye'deki bütün yabancıların mülkleri, yabancı uyrukluların mülklerinin toplam alanı 30 milyon metrekare. Kayserililer için söyleyeyim. Türkiye'deki bütün yabancıların oturduğu yer Kayseri Organize Sanayi Bölgesi kadardı. Antepliler için söyleyeyim. Antep'teki oturulan bütün yer Antep Organize Sanayi Bölgesi kadardı. Türkiye'deki satılan bütün satılan toplama, yabancıların mülklerinin tamamı Kayseri Organize Sanayi Bölgesi kadardır. Antep Organize Sanayi Bölgesi kadardır bildiğim için. Mesela Konya'da 3 tane organize sanayi bölgesi var. 3 organize sanayi bölgesinin büyüklüğü kadardır. Türkiye'deki satılan bütün yabancıların aldıkları miktar. Miktar. Onu öğrensinler, baksınlar ne olduğunu görsünler. Ya ve siz konuştukça anket yükseliyor. Numan Kurtulmuş AK Parti'ye katılsın mı? %62 evet oldu. %38 hayır oldu. Ya adam şimdi size bakın. Karun dedi, işte Firavun dedi, belamlaştınız dedi. Aldınız içinize şimdi, almak istiyorsunuz. O da geliyor, nasıl iş bu diyorlar. Sayın Başbakan'ın söylediği bir şey var. Hatta Sayın Bilal Erdoğan'ın görmedim de başbakanın telefonun açılışında Şeyh Edebali'nin özdeyişi, Osman Bey'e verdiği özdeyişi var. Oğul sen beysin, biz artık tebaayız. İşte hırs sana, hırs bize, işte şey sana filan, böyle iyi huylar orada sana. Orada bir nasihat var. Evet. Burada Sayın Numan Kurtulmuş'un, öyle anlıyorum, Sayın Numan Kurtulmuş'un söylediği, İşte bizim zamanımızda şunlar şunlar olmayacak bir ilkeyi belirtti, iktidara geldikleri takdirde. Kamuoyundan, bakın daha önceki süreçlerde
kamu kaynaklarının çarçur edildiği ile ilgili büyük bir kanaat vardı. Ama şu anda kanaatte azalma ortaya çıktı. Şimdi bu gibi şeyler çok önemli. Eğer bu Sayın Numar Kurtulmuş'a atfederek söylüyor, türbanlı jipliler diye ifade ettiği o Sayın Numar Kurtulmuş'un Bekaroğlu'na ait. Bekaroğlu'na ait ve Sayın Bekaroğlu'nun ve bazı CHP'lilerin kullandığı açıkçası hiç de yakışık almayan iftira bazlı önce mücahitliler sonra müteahhit oldular sonra müsait oldular diye terbiye sınırlarının dışında ifade ettiği sözcükler, deyişler de vardı. Onlar da hoş değildi. Sayın Numan Kurtulmuş bizim partimize güç katar. Hiçbir fitne odağı şu anda gelip bizim Numan Kurtulmuş'un partimize katılmasıyla birlikte işte şu göreve gidecek, bu göreve gelecek gibi şeklindeki ifadeleri partimiz içerisinde rahatsızlık üretmeye çalışması beyhude çabalardır. Numan Kurtulmuş partimize güç katacaktır. İlkeli bir politikacıdır. Siyasete girdiği dönemde çok dik bir duruş, normal bir duruş sergilemiştir. Fazilet Partisi Kayseri İl Başkanı iken Sayın Kurtulmuş da Fazilet Partisi İl Başkanı'yı o zamandan tanırız. Kendisine güvendiğimiz bir kardeşimizdir. Partimize geldiği takdirde ki biz çağrımızı yaptık. Bundan sonra karar kendi partilerinin yetkili kurullarınındır. Geldiğimiz takdirde başımıza tac ederiz. Birlikte Türkiye'yi aydınlık ufuklara götürürüz diye ümit ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Reklamlar var yayın akışımızda. Reklamlardan hemen sonra yine geleceğiz karşınıza.